Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İşaretül İcaz'da 19. 20. ayetlerin tefsirini çalışmaya devam ediyorduk. En son bir ihtar okumuş idik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyorum. Sonra yağmur çıplak olan sema cihetinden yağdığı herkesçe malum olduğu halde mine semai kaydıyla takyit edilmesi ıtlak içindir. Yani sema kaydıyla yapılan tahsis tamim içindir. Evet, semanın kaydından anlaşılır ki o yağmur bütün semanın ufkunu tutmuş, umumi bir şekilde yağıyor. Hiçbir yer o yağmurdan hali kalmıyor. Evet. Mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâheyhi. Yani buradaki meale göre yerde hareket eden hiçbir hayvan, havada kanat çırpan hiçbir kuş yoktur ki. En'am suresinin 38. ayeti. Cümlelerinde dahi dağbetinin, yani yerdeki o şey canlı, fil ardı, yani yeryüzünde, ile tairinin, yani bir kuşun, yatiru, yani uçuyor, ile ahir ile takitleri ıtlak ve tamim içindir. Yağmur gökyüzünden yağdığını herkes bildiği halde niye mine semai demiş? Tamimden kasıt ne? Burada ağ şapkası olduğu için ben tamim diye okudum ama bu Yok, tamim, umumileştirme değil mi? umumileştirme. Tamim diye bir kelime var mı? Tamim. Neyse, geç. Tamim, umumileştirme diye anlıyorum. Evet, Hiç umumileştirme anlamında bilmem. kullanılıyor. Yani bu dabbete ilginç. Niye dabbeyi de aynı kategoriye koydu? Itlak ve tamim içindir diye. Ben dabbeyi hareket eden her şey hayvan olması şart değil diye anlardım. Hareket etmeyen de hiçbir şey yok. Evet. Evet, işte umumileştiriyor da. Evet. Ve o vurgu çok önemli geldi bana ama benim saplantım mı ne? Dabbeyi hep böyle hareket etme, böyle yürüme, hareket halinde olma demek. Yani ben yerde bir hayvan anlamı var diye biliyorum ama ben bir yerden öğrendiğimden değil. Nedense öyle bir anlam oluşmuş. Yani dabbe deyince aklımda yerde dolaşan bir o O dabbetül arz. ha ondan mı Dabbe ayrı. acaba öyle? Dabbe Ali abinin dediği bir şey. Hareket eden her şey kapsamına giriyor. Doğrudur. Ayette de fil ard diyor. Dolayısıyla Muhammed'in orada arza tahsis etmesi. Fakat Kur'an arz ile semayı eşit tutarak insanın noktayı nazarından arzın ayetleri o ucu bucağı yok derler ya. Sonu gelmez ki semanın ayetlerinden belki daha çok önemlidir. İnsanı ilgilendirdiği kadar. Bu anlamda biz böyle hareketi falan yeryüzünde görüyoruz. Bir de şöyle güneşle ayda görüyoruz. Semadaki hareketi görmüyoruz. O bir delil olarak ama bu hayvanlar içermez mi? Definitely, mutlaka. Hayvanlar özellikle
Fakat genelleme dediğine göre üstad, yani bütün hayvanlar, semadaki uçan hayvanlar da dahil, fil arz dedi ya, yani yerde değil canım onlar, semada demeyin. Semadaki hayvanlar ve dolayısıyla semadaki yıldızlar falan falan. Bu Enam suresindeki ayette örnek vermesinde ben şöyle anladım. Dabbe dediğinde zaten akla yeryüzü gelmesi gerekirken bir de fil arz vurgusu var. Tahir'in yani kuş dediğinde zaten uçmak akla geleceği halde bir de yatiru yani uçuyor vurgusu var. Yağmurun semadan yağdığını herkesin zaten çıkaracağını anlayabileceğine rağmen sema vurgusunun olması gibi. Çünkü İşte. burada metinde de Dabbeti'nin fil ard ile virgül Tairi'nin yatiri ila ahir ile takitleri diyor. Ama o taklitte ıtlak var diyor. Şimdi ters bir şey. Çünkü ıtlak taklit olmayan demektir. Mutlak. Sınırsız. Yani ilahi taklitleri ıtlak ve tamim içindir. Bak şimdi eğer ne kadar ayette Muhammed'in anladığı gibi taklit ima eden kelimeler varsa da biz onları mukayyet olarak, sınırlı olarak anlamayacağız ya ıtlak yapacağız. Yani sınırsız hale getireceğiz. Abdülreşit'in dediği gibi tüm hareket eden her şey. Evet, o da ayet olarak yaratıcılarına şahitlik yapar veya onun sıfatlarını, özelliklerini gösterir. Peki. Muhammed Yani senin sesin gelmedi çektim. Yani. bu vurguyu niye yaptı sizce? Yani umumileştirmek içindir. Hadi tamam diyelim. Yani ne öğreniyoruz buradan? Onu ben tam şey yapamadım. Yani umumileştirmek içindir. Münafıkların durumu istisnasız böyledir gibi mi? Ya da Semadan gelen her şey. Dolayısıyla bizim burada sema anlayışımız önemli. Semadan ne kastediyoruz? Fiziki bir şu arzın yukarısını mı kastediyoruz ki astronomi öyle arzın yukarısı aşağısı yok. Ortada bir yerde diyor. her şeyin bir seması ve arzı var. Arzı hareket ediyor. Seması ise anlamı oluyor onun da herhalde. Yani neye işaret ediyorsa o da onun seması olur. Eyvah. Hareket yazıda hareket bir anlama işaret ediyor ya. Onun gibi. Evke sayyibin mine semai diye geçmişti ya. Evke sayyibin mine semai. Evet, yani münafıkların durumunu konuşuyorduk ya ayetlerde. Ben o kontekste bir bağlama oturtmaya çalıştım kafamda da o yüzden sordum o soruyu. Hani Ya, iki devam et. Ben bitti zaten. durum hani iki ayet iki durum çalışıyordu. Bir tanesi sessizlikteki yaşadıkları dehşet, bir tanesi de yağmur, gürültü, şimşek diye konuşuyorduk ya. Bu ayette yağmura yakın alanları anlatıyordu. O konu yani o bağlamda bunun umumi olduğuna işaret eder dedi. Onu bir yere oturtmaya çalışıyordum kafamda. Oturt onu, şuraya oturt. Nereye oturdu? Semadan ayetler gelip onların iç yüzünü açıkladıkça da aynı halet ruhiye yaşarlar. Korku. Zaten tefsirlerde bunun vurgusu yapılır. Her zaman
Yine Muhammed yeni bir ayetle gelip de bizim içimizi insanlara açıklayıverecek korkusunu hep bir şey, bir ayet geldiğinde bizimle ilgisi var mı diye tedirginlik yaşarlar diye nakiller var. Çok ilginç bir şey. Bazı insanlar sen genel konuşsan da hep kendilerini alırlar. Ben öyle yapmadım. Ben öyle değilim. Böyle bir savunma pozisyonuna geçerler böyle sürekli. Bu da nifak halini gösterir. İçteki nifak gösterir. Yani içinde rahat olmadığını gösteriyor. Sana kimse suçlamadı ki niye durup dururken ben öyle yapmıyorum diye söylüyorsun diyesi geliyor insanın. Gerçekten bu çok ilginç bir şey. Yani bir insanın içeride bir sıkıntı yaşadığını anlamak istiyorsan bu güzel bir örnek yani bence. Yani kendimiz de yapıyoruz zaman zaman. Nifak var yani bizde de ama dışarıda daha rahat gözüküyor. Kendimizde çok şey yapamıyoruz. Gözlemleyemiyoruz. Ama bu yani bu güzel bir örnek Ali abin dediği gibi. Bir şey geldiği zaman, hakikat söylendiği zaman, hak söylendiği zaman hemen böyle zıplıyorsak Yarası olan gocunur diyorsun. yarası olan gocunur yani. Evet, aynen Ben onu öyle. demek istemedim. Peki oturttuğumuza göre Ömer'cim Mesaj almıştır. devam edebiliriz. Müfessir unvanı taşıyan bazı adamlar. Müfessirler değil yani. Evet, enteresan bir vurgu. Yağmur vesaire gibi yağan şeylerin semanın cirminden yağdığına sahip olmuşlar. Ve kocaman bir denizin de semada bulunduğunu ilave etmişler. Onları bu zehaba sevk eden Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde mine semai kelimesinin bulunmasıdır. Halbuki ashab-ı tahkik ve erbab-ı belagatçe en uygun mana min ile sema arasında ciheti lafzının takdiriyle yağmurların sema cirminden değil sema cihetinden nazil olduğuna hükmetmektir. Min cihet-i sema yani. Evet. Rahmet semadan geldiği gibi azap da semadan geliyor. Yani eşyanın manası ortaya çıkınca içindeki insanın içindeki ne varsa ona göre tavır takınıyor. Eğer gerçekten hakikate aşık biri ise içi nurlanıyor. Ama hakikati perdelemek isteyen hakikati bilinmesinden rahatsız olan insansa içinde azap duyuyor. Bu çok hoşuma gitti benim ya. Yani doğru mu anladım bilmiyorum ama hani konuşmuştuk ya münafık ya da kafir nasıl aslında rahmet olan bir şeyi karanlık içinde karanlık diye görüyor diye. Evet. Hani hava kararıyor, yağmur yağıyor. Aslında Üç rahmet. karanlık demiştik, üç zulmet Evet. demiştik. Aslında rahmet geliyor ama şeye münafığa mermi gibi o yağmurların her biri karanlık içinde karanlık. Yani buradan da şunu anladım. Orada böyle materyal bir mermi havuzu var da oradan sana yani Cenab-ı Hak sana aslında mermi gönderiyor değil. Sen oradan görüyorsun ama onu mermi gibi görüyorsun. Yani senin anlattığın gibi. Yani sen üstüne mermi geliyor diye görüyorsun. Sonra bakıyorsun bu nereden geliyor diye. Semadan geliyor yani. Anlatabildim mi bilmiyorum. İçimdeki şeyi bir şey düşünceyi. Ya aslında senin söylediğinle aynı şeyi söyledim Abdülhamit abi Evet. de. Anlaşıldı Yani inşallah. evet. Evet, gayet yerinde. Bir insan bir yaratığa bakıp da mesela bir hayvana baktı veya bir bitkiye baktı Tamamdır. veya bir maddeye baktı. Yani laboratuvarda çalışıyor, molekülü inceliyor. Orada tesadüfler gördü, rastlantılar diye yorumladı. O yorumu o molekülün bizzat kendisinin ona azap vermesinde değil de
onun yaptığı yorumun kendisine azap vermesinde anlamak gerekir. O Evet. semasından geliyor. Onun Evet, semasının anlam neydi? hakikatinden geliyor. Efendim? Hakikat azap veriyor onu. Evet, o hakikatin inkarı otomatik olarak insanda rahmeti ilahi yanlış yapıyorsun diye ikaz ediyor. Rahmet. Azapta rahmet var. Müfessir unvanı taşıyan bazı adamlara ne diyorsunuz? Bunu orijinali de böyle mi acaba, merak ettim. Üstad. Yok, orijinal öyle değil. Değil mi? O zaman tercümanın bir şeyi mi bu, inisiyatifi mi? Evet. Bakayım abi. Bu paragrafta bazı tefsirler diyor. bir lafsi. Ma istedle İstedelle bazı müfessirin bir müfessirin. semai huna ve fi ayetin devam ediyor. Bazı müfessirin demiş. Demek ki o zaman mütercim bu paragrafın anlamına uygun bir şey yapmak istemiş. Yani böyle Gitti. tefsir mi olur demiş müfessir. Yani böyle müfessirlik mi olur? Yani Kendisi Kur'an'ı de ilim sahibi, yani. onu yapacak artık şey var demek ki. Yani artık. Evet. Yani deniz, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gökyüzündeki su miktarı yeryüzündeki denizler kadar var yani. Ne olur, doğru mu? Ve karşılıklı bir ilişki olduğu için birbirini besliyor. Sirkülasyon yaptığı için Evet. eşit olması lazım. Evet, bazen bir anda düşse ne olur diye düşünürüm ben de. Yani. Bir ara bir fotoğrafta şeydi çekmişler yani. Fotoğraftaki videosunu çekmişler. Resmen su böyle boş ele, bizim Artvin'de de olmuş bir kere. Şey yani bir evin üstüne böyle evi böyle sürüklemiş götürmüş falan. Su böyle şey gibi boşalıyor birden. Şak diye böyle foto şeyi vardı. Videosu vardı. Çok muhteşem bir şeydi yani böyle. De. Sanki böyle boşalmış gibi şak diye böyle boşalıyor. Yağmur gibi yağmıyor da Evet. Allah numune olarak da gösteriyor yani. Böyle de yapabilirdim Böyle de olabilirdi. diye. Evet, Allah vefatından muhafaza eylesin. Abi müthiş bir Amin. şey. Evet. Tonlarca su üstüne düşüyor bir anda. Evet. Evet. Ben Devam şeyde hatırlıyorum. Yani belki şey olacak ama İstanbul'da bir ara elimle, bak avucumun şu ev var ya, avucumun büyüklüğünde birleşmişti şeyler. Şey yağdı. Kar, e, dolu. şey buz ya, Dolu. dolu yağdı. Dolu dolu. Ve bu kadar şey gördüm yani bizzat. Birikmiş birikmiş böyle, bir insanın kafasına düşse parçalardı yani öyle. Aralarında vardı böyle. Demek ki Allah bize gösteriyor rahmetiyle yani. Evet. Böyle de olabilirdi. O deyince aklıma o geldi yani. Evet. Evet Allah. Ya, neyse. Devam ediyorum. Anti parantez devam et. Mahaza sema kelimesinin yukarıda bulunan her şeye ıtlak edilebildiğine binaen buluta da sema denilebilir. Ve bulut da sema kelimesinin şumulüne dahildir. Bu makamın tahkiki şöyle izah edilebilir. Eğer kudret-i ilahiyenin azametine bakılırsa cihetler hep birdir. Ali abi dedi ya, neresi yukarı neresi aşağı. Kime göre Aslında neresi? gerçekten biz burada şöyle, burada diyoruz şurası yukarı aşağı 30 kilometre yukarıya çık bize göre. Orada ne aşağı var, ne yukarı var, ne sağ var, ne sol. Evet. Yani. Evet. Hangi cihetten ve hangi şeyden olursa olsun yağmurun yağması mümkündür. Eğer hikmet ilahiye bakılırsa yağmurun nuzulü ancak
Kürey-i Havaiye'de münteşir ve Kürey-i Havaiye'nin onda bir cüzünü teşkil eden Buhar-ı Mai'nin tekasüfünden husule geliyor. Zira hikmet-i ilahiye bütün eşyada en güzel bir nizam teşkil etmiştir. Bu nizam eşyadaki muvazene-i umumiyenin muhafazasına hizmet eder. Bu muvazenenin muhafazası da en yakın ve en kolay ve en kısa yolları tercih etmekle olur. Yağmur devam ediyor. Oraya da Evet, bakayım mı? acaba orada da bağlayacak Tamam. mı diye merak ettim. İstersen oraya da Oraya da okuyalım. okuyayım, evet. Yağmur yağması hakkında en kısa yol şöyle tarif edilebilir. Tabakayı havaiyede münteşir bulunan buhar-ı mai'nin zerrelerine irade-i ilahiye emrettiği vakit o zerreler her taraftan lebbeyk diyerek toplanmaya başlarlar. Ve bulut şeklini alıp irade-i ilahiyeyi emirber olarak hazır dururlar. Yine irade-i ilahiyenin emriyle bir kısım zerreler şiddeti tazyik ve tekasüfle beraber tebarut ederek katrelere inkılap ederler. Sonra kanunların mümessilleri ve nizamatın makesleri denilen melaikelerden o katrelere münasip yaratılan melaikeler vasıtasıyla o katreler müzahemetsiz, müsademesiz nüzul ederler ve yere düşerler. Lakin cevvi havada muvazenenin muhafazası için yağan katrelerden boş kalan yerler denizlerden ve yerlerden kalkan buharlarla doldurulur. Abi coğrafya kitabı ne Coğrafya güzel tam aynı yapmışsın. şey aklıma geldi. Tebrik. Coğrafya dersinde bunu böyle görselle hani şey yaparak süsleyerek yani. Tevhid eksenli coğrafya kitabı yazmış. Yağmurla yağmurun yağışı. Bunun niye böyle anlatıyor burada? Ben yine bir oturtma problemi yaşadım kendi dünyamda. Yani yukarıda deniz olabilir diye bir yorum var. Bunun mümkün olmadığını anlatmak için mi Evet. Aşağıda anlatıyor? ihtara bak. İhtarı da oku istersen. Okuyayım mı? Onunla Evet. alakalı. İhtar, Evet. semada büyük bir denizin bulunduğuna edilen zehap, mecazın hakikat zannedildiğinden ileri gelmiştir. Evet, cevvi hava denizin rengini andırır. Ve küre-i havaiyede münteşir bahri muhitten fazla... tekrar bir okuyayım. Ve küre-i havaiyede münteşir bahri muhitten fazla su vardır. Az önce konuştuğumuz şeyin cevabı var. Küre-i havaiye de münteşir. Bahri muhitten Bahri'den fazla su vardır. binaenaleyh cev havayı denize teşbih etmek bait değildir. Fakat manayı hakikiyle bakılırsa hatadır. Evet. Yukarıdaki şeye cevap verdi yani. Yani. Müfessirlere cevap verdi. O, yani bu şey o zaman. Yani yazdığı dönemde available olan ilmi En güncel bilgiler, evet. güncel bilgilere dayanarak neden o tefsirin mümkün olamayacağına ve asıl maksadın kastedilen şeyin ne olduğunu anlatan bir kısım ayırmış diye anladım bunu ben. Bir de yağmurun yağışını da sanki esbapperestçe anlatanlara muhalefet ederek böyle Nazire olsun diye. nazire olsun diye yapmış gibi geliyor bana. Evet. Evet. Çünkü Ali abi dedi ya, bu şimdi esbaba verince tesadüfen oldu falan deyince Evet, kudret-i pek ilahiyeye bakılırsa yağmurun zaten yağması mümkün her şeyden. Ama hikmeti ilahiye böyle yağdırıyor. yağdırıyor. Okey.
Yani. Evet. Tabii yağmurun bir hususiyeti de mugayebat-ı hamseden olduğu için bu kudreti irade-i ilahiye ile beraber detaylı bir şekilde anlatmasının böyle bir hikmeti de olabilir. Yani önemli bir konu. Hem o günkü güncel coğrafi bilgi hem de aslında o zerrelerin hepsinin hani irade-i ilahiyenin emriyle ve kendisine tahsis edilen melekeyle beraber nüzul ettiği açısından da önemli bir yer. O zaman suale geçiyorum. Yani herhalde geçebiliriz yani bunu münafıklara bağlamayacağız abi. Evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Sual. Yunezzelu mine semaim min cibalin fiha min berat. Yünezzelu mu, yünezzilu mu? Evet. Yünezzilu. Ben ezberden öyle okuyacaktım. Sonra burada Yunezzelu diye yazıldığını gördüm. Yo, Yunezzilu. ben de Yunezilu. Ben de Bende de Yunezzelu. Yunezilu yaz. Niye? Şeddenin altında değil mi çizgi? Şeddenin altında da üstte ama. Olsun. Olsun. O Şeddenin altında aynı ise o. altta. Alt Vay be. sayılır. Allah Allah. Evet. Kayıtlara düştük ya tüm. Ha, sayılır. O da sayılır yani. Peki ben bu. Allah Allah. Yunezzilu Şeddenin... Evet. mine semai min cibalin fiha min beradi. Ayet-i kerimesinin zahirine göre yağmurun nüzulü doludan müteşekkil semada bulunan dağlardandır. Bunun izahı nasıldır? Ha, devam ediyor bu mesela. O gökten oradaki dağ gibi bulutlardan dolu indirir. Min cibali fiha min bered. Ha. Cibal dağlar demekti. Dağlar. Bir de orada buz varmış. Beret buz değil mi? Olabilir. Burada dolu diye çevirmiş o Katı. burudet katı soğuk. Katı değil mi Berat? Ali abi? Bert Ali soğuk. abi döndü galiba. Yok, Bert soğuk demek ama Ah soğuk. Doğru. Beret kelimesinden acaba doluyu kasteden olmuş. Nasıl tercüme etmişler Ömer? O gökten oradaki dağ gibi bulutlardan dolu indirir. Ha, Ha, dolu dolu diye işte. Dolu söylüyor. dolu. Ben buz diye şey yaptım ama Metinde dolu de doğru. devamında da zaten dolu diye geçiyor. Ayet-i kerimesinin zahirine göre yağmurun nüzulü doludan müteşekkil semada bulunan dağlardandır. Bunun izahı nasıldır? Okay. El cevap. Bir kelamın belagatı uygun, akla muvafık, mantığa mutabık olmadığı halde manayı zahirisine yapışıp zahirinden ayrılmaması o kelam için bir cumhuriyet ve bir sönüklüktür. Akıl ile nakil çatışırsa akıl esas alınır, nakil tevil olunur örneğini yapmış burada. Evet. Zira cennetin yemek kaplarının vasıfları hakkında davarira min fildeti cümlesi İddetin. fildetin cümlesi bir istiari bediyeyi tazammun ettiği gibi min cibalin fiha min beraz cümlesi dahi bir istiari bediyeyi ihtiva etmektedir. Şöyle ki, cennetin kapları ne şişeden ve ne de gümüşten olmadıklarından. Bu bir önceki örnek verdiği kısma atıf yapıyor şu an. Cennetin kapları ne şişeden ve ne de gümüşten olmadıklarından. Bu cümlenin manayı zahirisine hamle caiz değil. Çünkü o kaplara gümüşten yapılmış şişeler denilemez. Zira
her iki unsur arasında mutabakat yoktur. Ancak kavarira min fiddeti cümlesinden manayı mecazi ile hem şişenin şeffafiyeti hem gümüşün Evet. beyazlığı kastedilmiştir. Evet, bunu Yani o söylenmişti. kaplar şişe gibi şeffaf, gümüş gibi beyazdır. Şimdi cevabın devamı da geliyor. Bu örnekten sonra sualdeki ifadeyi izah geliyor. Kezalik min cibalin fiha min beradi cümlesi de iki istiareyi tazammül etmiş. Bu istiareler Sami'in şairane bir hayaline müessestir. Bu hayalde alemi süfli ile alemi ulvi arasında bir nevi müşabehet ve mümaselleti mülahaza etmeye mebnidir. Yani alemi süfli denilen arz, mevasim-i erbada, bilhassa bahar mevsiminde nasıl türlü türlü şekillere girer ve envaen ziynetli nakışlı elbiseleri giyer, ayrı ayrı manzaraları gösterir. Alemi ulvi olan semavat dahi bilhassa bulutlarıyla pek garip ve acip keyfiyetlere, suretlere, renklere girer çıkar. Adeta her iki alem birbirine rekabet eder. Bu iki alem arasında şöyle bir müşabehet ve mümaselletin düşünülmesi de aralarında bir müsabaka ve rekabeti tahayyül etmekten neşet eder. Şöyle ki diye devam ediyor. Yani devam edebiliriz bence. Kesmeyelim şimdi. Evet, şöyle Evet. ki, pardon, sayfayı kaybettim. Şöyle ki, arz ve sema, güzellik müsabakasına girmek için lazım gelen ziynetlerini takınıp hazırlandıkları zaman. Arz, kış mevsiminde kardan mamul beyaz elbiselerini giyer. Oturur. Bahar mevsimi gelince o beyaz elbiseyi üzerinden çıkarır. Zümrüt gibi yeşil halılarını sahralarına serer. Yemyeşil gömleklerini dağlarını giydirir. O dağların şaikalarının başlarına beyaz sarıklarını sarar. Ve bu güzel inkılap ve manzaralarıyla kudret-i ilahiyenin mucizelerini hikmet-i ilahiyenin nazarına arz eder. Buna karşı cevvi sema dahi azamet-i ilahiyeyi izhar etmek için koca koca dağları, tepeleri, dereleri ve pek çok garip ve acip şeylerin şekillerini ve sanki beyaz, siyah, kırmızı boyalarla boyanmış pamuk yığınlarını andıran bulut kafilelerini ileri sürer, nazar hikmete takdim eder. İşte bu iki alem arasındaki hayali müşabehetten dolayı bilhassa yaz mevsimindeki bulutlar Araplar tarafından dağlara, gemilere, bostanlara, derelere, deve kafilelerine yapılan teşbihler, üsluplar nazarı belalbette pek güzel görünür. Binaenaleyh alemi ulvi ile alemi süfli arasındaki ve dolayısıyla bulutlarla dağlar arasındaki müşabehet ve münasebete binaen ve yunezzilu minessemâi min cibâlin fîhâ min beredî ayet-i kerimesinin manayı belîğanesi dağların büyüklüğünde dolunun renginde bulunan semadaki bulutlardan yağmurları inzal ediyoruz demektir. Bu paragrafla bitiyor. Orayı da okuyayım. Bu güzel ve belagetçe makbul, akıl ve mantığa mutabık mana dururken, ayetin zahirine yapışıp 500 senelik mesafeden 2 dakikalık bir zaman zarfında yağmuru cirm-i semadan yeryüzüne indirmek gibi sakat bir manaya sahip olmak kârı akıl değildir. Hem hikmet ve iktisat ve ademe abesiyet bu yanlış zehabı reddeder. Yani burada baya baya ayeti literal okumakla metaforik olarak
okumak arasındaki farkı çalışmış gibi anladım Evet. ben. Buna da Aynen bayağı bir öyle. önem göstermiş anladığım kadarıyla. Bu müfessirlerin böyle bir yorumla gelmesi herhalde o zaman dikkatini mi çekti? Ya buna bir şerh düşmek lazım diye mi düşündü acaba? Bu ayeti değil ki, yani geçmişte çok 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 ayetler, çok tefsirlerde bu üstadın itiraz ettiği şekilde anlaşılır. Yani. Hani tefsirleri okurken çok dikkat etmek lazım. Üstad burada bir numune olarak bunları almış ve genele yaymış. Demiş ki siz de dikkat edin, böyle hatalar olabilir. Evet. Aldanmayın. Onun metaforik anlamları var. Belagata uygun, akla mantığa uygun olan bir yorum yapın siz de demeye getiriyor. Ya ben bunu okudum mesela. Hazreti Adem her şeyin ismini biliyordu. Senin de benim de ismimi biliyordun. Ne olmuş bilsen olur, bilmesen benim ismim Ali ne olmuş? Yani ısrarla bunu savunuyor adam. Ve alleme Adem'el esmaede. Halbuki Kur'an'da esma Rabbin esma-i hüsnasına delalet eder. Yani hiç alakası yok. Kur'an ile hiç alakası yok. Benim ismim nüfus memuru mu Allah? Ne konuşuyorsun? Yani insan böyle, üstad da kızmış. Ben böyle okunca kızarım. Kendi kendime burada da evde. Yani üstad da kızmış, ulan olmaz böyle şeylerde. Böyle vahiy okunmaz. Evrensel mesaj böyle okunmaz diye kızmış. Onun için bayağı 2 sayfa yazmış yani. Sabır. Evet, bayağı bayağı yazmış yani. Bayağı demek ki önem veriyor buraya. Hatta Çünkü şöyle bir şey. Kur'an'ın belagatını perdeleyen anlamlar bunlar. Evet. Yani şöyle bir şey yapmış diye anladım ben. Araya bu ayeti sokması. Evet, çünkü önceki ayet mines sema diyordu. Hani deniz, meniz hiçbir şey demiyordu. Ona rağmen o ayetten yukarıda bir deniz var diye bir mana çıkarmışlar ya zahiri bakanlar. Evet. Onun yerine hakikaten bizatihi ayetin içerisinde gökte dağ var diyen bir ayeti getirip hani bak bu ayet bile böyle okunmalı. Hani bırak semadan dediğinde semada deniz var okumasını yapmayı. Hani ayetin içerisinde gökte dağ var dediği zaman bile bu belagatça böyle okunma yani hikmet-i ilahiyece böyle okunması lazım diye bir hakikaten o işi ciddiye alıp bir orada zaman harcamış yani. Öyle anladım ben. O ayeti örnek olarak getirmesini burada. Literal okumanın tehlikelerini üstad farkında can. Evet. Literal Burada bir okumak tevafuk etti. okumayı Ben öldürdü yani. Ama şimdi amellerle ilgili fıkıh ruh diyoruz ya, onlar da yorumlanarak okunmaya kalkılırsa Resulullah'ın hayatında sergilediği örnekler reddedilir. Onun için yerinde kullanmak lazım. Fıkıh kurallarıyla ilgili ayetler Resulullah'ın hayatında sanki literal, sanki de demek de belki caiz değil, literal uygulanmıştır. Ama onun dışında imana, ahirete, kainatın hakikatının tasvirlerine, şahitliklerine ait olan, dair olan ayetlerin hepsi mutlaka literal değil, mecaz, istiare, neyse, figure of speeches. Neyse artık ona. Belagat gereği okunmak lazım. Mecazi deniyor herhalde. Mecazi, işari. İşaret. Evet, burası da böyle bir yerde Ömer'cim. Evet. Evet. İlk kez bu kadar uzun bir blok tekst okudum burada. Evet, o da senle oldu. Bak Yani tarihe geçti. şimdi Muhammed'in merak ettiği konuya geliyoruz. Yolcuların gelişi. Evet. Yolcuların Şu gecesi. yolculara bir geri dönelim. Evet, yolculara geri döndük. Yolcuların gecesinin korkunç olduğunu göstermek için zikredilen Fihi Zulümatun'daki
Fihi'nin takdimi o musibetli gecenin şiddetli zulmetinden dehşet alanlarca güya çok gecelerin zulmetleri toplanıp o gecenin zulmetine inzimam etmiş olduklarına işarettir. Katmerli. Abi bu da bu vesveselerin üst üste eklendikten sonra kişinin psikolojik dengesizliklere ve dolayısıyla hastalıklara duçar olmaları da işaret ediyor gibi geldi bana. Evet, yani bunu neyin yerine söylemiş diye düşündüğümüz zaman, çünkü ayette ne diyordu? Mines semai fihi zulümatun. Normal. Yani Ha, onu sizin sorunuzu anladım da. ha, buyurun. Normal gramer kurallarına göre zulümatun fihi. Onda karanlıklar onun içindedir. Derken onlarda karanlıklar vardır diye onları vurgu yapmak için öne almış. Evet. Dolayısıyla evet. Takdimi dediği o. Takdim öne almaz. Kur'an'da çok uygulanan bir usuldür bu. Vurguyu kelimeyle yapmaz Kur'an. Cümlenin içerisinde kullandığı kelimenin yerini değiştirerek yapar. Ayrıca bir kelime söylemez. Fihi zulümat. Zulümatun fihi değil, fihi zulümat. Onu bu şekilde çevirir. Evet. Çok var ama bu neredeyse Kur'an'ın her yerinde var diyebilirim. Evet. Yani söz lafız olarak da herhalde hani zulmetli ya da karanlık bir sema gibi bir tabir kullanmak yerine, yani bir sema ki içinde karanlık var gibi bir lafzı tercih etmesini de herhalde burada anlamlı bulmuş diye anladım ben bu paragrafı. Yani sema var. Ben onun içinde bir karanlık atfediyorum nazarımda. Yani onun içinde gibi görüyorum karanlığı. Mesela Onu lehu da mafis semavat vel ard var ya, evet. mesela o aslında lehu mafis semavat vel ard lehu olması lazım. Ama lehu demekle ancak ona aittir manasını verir. Başkasına olamaz manasını verir. Evet. Evet. Aksi ise de. Tahsis ediyor, tahsis ediyor. Evet, ben de aynı şeyi söyledim. Aynen. Evet. Evet. Fihi zulüma. O yağmur yağarken şimdi yukarıda bulut var ya, kapkara sipsiyah geldi. Aşağıda da deniz var. O da siyahlaştı. Yağmurun içerisinde yağmur taneleri de birbirini o bulutun gölgesini taşımak suretiyle birbirine dayanarak karartıyor ya etrafı. Havanın iç kısmını da karartıyor. Dolayısıyla adeta gökyüzünde buluttaki zulumat yere doğru iniyor. Onun nazarında. Yani yağmurlar, yani şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela çok aralıklı yağsalar o kadar karanlık gözükmez. Yine gece üst taraf alt taraf yağmur şey olsa da karanlık olsa da yağmur seyrek yağsa yağmur katmerleşmez çok şey karanlık daha çok katmerleşmez ama sık sık yağınca ne oluyor? Orayı doldurmuş oluyor ve karanlık oluyor orası da. Yani dolayısıyla yağmurun içinde karanlık tabiri çok enteresan geldi bana. Yani geçti de öyle zaten. Ama bu neyi temsil ediyor? O çok önemli. Evet. Benim de buradaki işte şu yan ara cümlecik dikkatimi çekti. Yani o musibetli gecenin şiddeti zulmetinden dehşet alanlarca. Evet. Ona o nazarla Dehşet. bakanlarca diye
Ben yorumladım onu kendimce. Evet. Yani o alanlarca güya sanki öyle bir karanlık ki o karanlık olduğundan, hakikatte olduğundan da daha da karanlık. Sanki bütün gecelerin karanlıkları toplanmış da o gecenin içine girmiş gibi. Evet. Şimdiki Yağmurlar sualde işte sanki birleşiyor ve karanlık üst üste geliyor. şimdi onunla ilgili bu sual ve yanıtında bazı metinlerde geliyormuş. Ha, okey. Tamam. Sual: fiildeki zamirin sahibine raci olmasından yağmurun zarf, zulmetin mazruf olduğu anlaşılır. Halbuki kaziye makus edilir. Yağmur zulmetin içindedir. El cevap: yağmurun kesretinden dehşet alan yolcuların zannıyla güya şu boşluk yağmurla dolu bir havuzdur. Ve o zulmetin zerreleri de o yağmurun katreleri arasına dağılmıştır. Evet. İşte böyle bir zanna binaen yağmur, zar, zulmet, mazruf olabilir. Yağmur karanlığı taşıyor. Karanlığı içinde barındırıyor. Evet. Onlar için. Şimdi halbuki kaziye makusedir. Yağmur zulmetin içindedir. Şimdi normalde yağmur zulmetin içindedir ama Kur'an diyor ki zulmet yağmurun içindedir diyor. Evet. Evet. Sual bu mu? Evet. Yolcuların zannıyla öyle görünür. Evet. Onlar Evet. yolcuların haleti ruhunu anlattığı için ayet onların zannına göre ifade eder. Sen dedin yukarıda şiddet-i zulmetinden dehşet alanlarca musibetinin. Yine aynı şey. Onlarca böyle görünür. Musibetli gece diyor ya. Gecenin zulmeti yağmurun içine sinmiş oluyor. Bulutun zulmeti de yağmura siniyor ya. Adeta yağmur o karanlığa daha çok karanlık katıyor. Burada çok güzel bir teşbih var tabii. Sema, onlar için sema karanlık olduğu için, yani semaya bakmadıkları için, semadan haber almadıkları için semadan gelen her şey azap olarak iniyor aşağıya. Dolayısıyla azap, yağmurda azap var zannediyorlar. Aslında semanın karanlığından kaynaklanıyor o azap. Ama onun nazarında sema olmadığı için yağmur sanki azap veriyormuş gibi, ki biz zaten şeye baktığın zaman, kafir, münafık veya kafirlere baktığın zaman azabı eşyanın kendisinden zanneder yani. Halbuki hayır da şer de ondandır. Hayri ve şerri Evet. minallah. Evet. Yani zarar da menfaat de Allah'tandır, ama zararın sebebi nefisleridir. O nefisleri ona öyle gözüktü, gösterdiği için öyledir. Onlar öyle görürler onu yani. Rahmeti zahmet görürler. Evet. Semayı karanlık gördükleri için. Buna biraz daha devam ediyor burada. Tamam. Zulümatun kelimesinin cem sigasıyla zikri ise bulutların hem karanlıklarından hem kesafetlerinden Yoğunlaşmış. hem karanlık ve kesafet am olduğundan hem yağmurun katrelerinin kesafetlerinden hasıl olan müteaddit zulmetlere işarettir. Bulut yoğun. Yani yoğun olduğu için karanlık. Bir de kendileri zaten hava, güneşi engellediği için karanlık. Bir de yağmur var. Yağmur da kesafetli. Orada da bir Yağmurun karanlık. katrelerinin, evet, kesafetin. Kesafetleri çok sık sık yağıyorlar yani. Tenkiri ve meçhuliyeti ifade eden zulümatundaki tenvin, yolcularca hakikatleri meçhul bir takım zulmetler olduğuna işarettir. Demek o tenvin
yolcuların ilmine perde olarak bir zulmeti daha ilave etmiştir. O halde bu tenvin yolcuların gözlerine perde olan zulümata bir tekittir. Aha. Yani o yukarıda söyledi ya, ona işaret ediyor. Neydi? O musibetli gelin Gezer. şehrin üzerine dehşet alan güya çok geceler gece, yani o kişinin nazarındaki karanlık onu öyle gösteriyor aslında. Onu demeye getiriyor. Yani Çok güzel. hem üç Güzel. kademeli bir üç hem üç kademeli bir zulmet var. Bir de o zulmetin ne olduğunu da bilmemekten gelen. Kaynaklanan gözlerdeki zulmet. Yani bir karanlık görüyoruz biz ama nedir bu karanlığın mahiyeti, anlamı falan gibi anladım ben ama yanlış mı anladım acaba? Evet. Yani Yani onu kötü yorumlaması, onu zulmet olarak yorumlaması kişinin nazarı ile alakalı bir mesele. Aslında sen bulutu gördüğün zaman ve yağmuru gördüğün zaman rahmet indi diyebilirsin çok rahat. Çünkü yağmur gelecek ve her şey sulanacak. Her şey bereketlenecek. Değil mi? Öyle düşünsen karanlık da sana şey vermez, zulmet vermez yani. Huzur verir. Allah'tan geldi. Yaratıcının iradesiyle böyle gerçekleştiğini anladığınız anda Rahatlıyorsunuz. rahmet otomatik olarak, yani sel olsa da rahmet olduğuna dair bir anlayış insanda hakim olması lazım. O mutlaka bir kasıtla, hikmetle ve rahmetle geliyordu. Sel de olsa. Evet. Evet. O sondaki tenvin de onu demek ki Belirsiz kalıyor. belirsizleştiren bir tenvin. Meçhul. Mutlak ediyor. Meçhul yapıyor. Onların gözünde meçhul olacak. Evet. Devam ediyorum. Evet, gök gürültüsüne gelebildik nihayet. Karanlıklardan gök gürültüsüne geliyoruz. Ve radun ve berhun. Yani gök gürültüsüyle şimşek Cenab-ı Hakk'ın azametine ve kudretine delalet eden pek aşikar iki ayettir ki alemi gaybtan bulutların idare ve tedbirlerine müekkel ve nizam ve intizam kanunlarının mümessilleri ve memurları olan meleklerin yet salahiyetlerine verilmiştir. Sonra müsebbibatın esbabla zahirde bağlı olduğuna binaen bulutlar havada münteşir olan buhar-ı maiden izni ilahiyle teşekkül ederler. Bu bulutların hikmet-i Rabbani ile bir kısmı menfi elektriği hamildir. Bir kısmı da müsbet elektriği hamildir. Bu kısımlar Artı yük, birbirine eksi yük. evet, bu kısımlar birbirine yaklaşıp aralarında müsademe hasıl olduğunda irade-i Halik ile berk tevellüt eder. Bulutların bir kısmı hücum, bir kısmı da firar ettikleri zaman aralarında havasız kalan yerleri doldurmak için Emr-i Rabbani ile tabakat-ı havaiye hareket ve heyecana geldiğinde Ra'd sadası yani gök gürültüsü meydana gelir. Fakat bu hallerin cereyanı bir nizam ve bir kanun altında olur ki o nizamı ve o kanunu temsil eden Ra'd ve Berk melekleridir. Maşallah. Coğrafya dersine biraz da Evet. Devam. fizik bilgisiyle. Maşallah. Gayet Şey, güzel. havasız kalması ilginç yani. O bulutun, yani yukarıdaki bulutlar aşağıdaki aradaki boşluk kalıyor ya.
boşalma olduğundan dolayı elektrikle. Yani orada yine bir şey var. Boşluk diye bir şey yok ama şeye göre, havaya göre daha az yoğun olan bir ortam oluşuyor, yaratılıyor. Bir anda Sonrası doluyor. orası doluyor. O dolarken ses çıkartıyor, yani sürtünmeden doğan ses bu. Güzel izah etmiş maşallah. Bu bahisle ilgili bir sual geliyor. Yani Sual, üstad pardon. bunları doğrudan tefsirle alakalı olmadığı halde yani Ra'd ve Berk'in nasıl yaratıldığını izah etmiş yani. Aslında biraz alakası da var gibi abi ya. Mesela bir sonraki suale bakarsan. Ha, metafor olması açısından bence temsilin anlaşılması çok önemli. 24'ün sözde olduğu gibi yani o metaforun anlayalım diye şimşeğin nasıl yaratıldığını ve ses gökyüzü nasıl yaratıldığını vurguluyor ki o metaforu doğru anlayalım yani. Çünkü orada da ipuçları var. Bir Dediğin de doğru. şey için de kullanıyor anladığım kadarıyla ya da kullanacak. Yani bir sonraki sualde işte bunların zarfı buluttur, yağmur değildir. Niye yağmur demiş? Hani önce bu açıklamayı yapıyor. Hani bunlar bulutların hareketinden kaynaklanıyor ama ayette yağmura bağlamış. Bunun hikmeti nedir falan diye. Evet. Öyle bir şey için de kullanıyor galiba. Okuyalım Hatta o zaman. hepsinde kullanıyor ama onu bilmiyorum. Sanki burada öyle bir yolda da kullanmış gibi gördüm. Evet. Hatta birkaç tane sual var Ra'd ve Berk'le ilgili. Sual. Ra'd ve Berk'in zulümat kelimesine atıflarından anlaşılır ki bunların zarfı yağmur. Halbuki zarfları buluttur, yağmur değildir. El cevap. Dehşetinden bayılmış olan Samice, o yağmurun her şeyi ihata etmiş olduğu zannedildiğine göre, Ra'd ve Berk de yağmurun içine aldığı şeylere dahil. Yine dinleyicinin zanlı yüzünden. Dinleyici yağmurla muhatap yani. Dinleyici bir yağmuru görebiliyor herhalde. Öyle anladım ben. Onun derdi yağmurla. Benim derdim bulut oradaymış, geziyormuş. Ben yağmura tutuluyorum yani. Benim muhatap olduğum şey yağmur. Yani ayet şunu mu yapıyor? Bu olayların, bu yaratılışın nasıl gerçekleştiğini anlatmaktan daha çok ayet, o münafığın haleti ruhiyesini anlatıyor. Evet. Evet. Hep onların nazarında böyle görüldüğü için ayet böyle söyler diye devam. Evet, öyle gözüküyor. Bir Bence sual daha yine. devam edebiliriz. Zulümatın aksine Ra'd ve Berk'in müfret sigasıyla zikirleri neye işarettir? El cevap. Yolcuların en çok nazarı hayretlerini celbeden semavatın bağırmasıyla mevcudatı ani olarak ışıklandırmasıdır. Bunlar ise manayı mastariyedir. Manayı mastari müfret olur, fert ile ifade edilir. Ve keza Ra'd olsun, Berk olsun, semavi ayetlerden efradı pek çok birer nevidirler. Semavi ayetlerden efradı pek çok birer nevidirler. Burada onlardan maksat nevileridir, efratları değildir. Onun için müfret olarak zikredilmişlerdir.
Manayı mastari ne demek bilen var mı? Mastar manası. Yapmak, etmek. Mastar değil mi? Etmekler denilmez mi demek istiyor. Yapmak deyince bir o işin kökü, fiilin kökü, kaynak yeri. Bir fiili Arapçada fiil olarak ele alıp da çoğul yapamazsınız. Yalnız fiil olarak kaldığında kökünü. Fiil Yalnız olarak kaldığında evet. işte bir zamire izafe edilince zamire göre çoğul şeklini alır vesaire. Yani faile göre. Ketebe O, mastarı onlar. tekildir mesela, değil mi? Tekilden üretilir sürekli. Müfret. Orada ifrat demiş ama fert diye okut, şey o farklı. İfrat mı, efrat mı? Efrat. Burada bizde ifrat yazıyor. Burada benim okuduğum yerde Efrat. Aslında efrat olması lazım herhalde, değil mi Ali abi? Benim kitapta mı ifrat yazıyor? Evet, ifrat yazıyor. İfrad değil. Benim kitapta efrat yazıyor. E. Şey mi, şeyin mi, Diyanetin mi E. baskısında? E. Aa, o zaman Sildim benimki ya. eski Ha, baskı. pardon, pardon. Şu sen yukarıyı diyorsun, tamam. Manayı Sildim. mastari müfret olur ve ifrat ile. Yani müfretlik ile. Ha, ifrat. İyi ile değil mi o? Manayı mastari ifrat ta var ya, ta değil, Ha. dal. Değil, evet. İfrat. Değil, de koymuşlar zaten Dal ile. oraya. Tamam. Öbür ifrat ta ile. Onu bilir. Fert kelimesi var ya, fert. Evet. Sual. Yine Rahat ve Berk'le ilgili sual. Rahat ve Berk'teki tenvin neye işarettir? El cevap. Ya mahzuf bir sıfata ıvazdırlar. Takdiri kelam. Ra'dun. Asifu. Pek gürleyen. Berkun. Ha. Berkun. Hatifu. Göz kamaştıran demektir. Yahut Rahat ve Berk'in nekre ve meçhuliyetlerini ifade içindir. Çünkü yolcular gözlerini yummuş, kulaklarını tıkamış olduklarından Rahat ve Berk'i olduğu gibi görmüş ve tamamıyla işitmiş değillerdir ki onları hakkıyla bilsinler. Yani Rahat ve Berk burada hani bizim şu bildiğimiz Rahat ve bildiğimiz Şimşek gök gürültüsü şeklinde değil de ya ne bu böyle korkunç bir şeyler. Meçhuliyet var değil mi? Mesuliyet. Onların nazarında. Yani bir kitle mesela kitabun desem nekre. Hangi kitap olduğu belli değil. Ama el kitabı desem, ha ben dünkü bahsettiğim kitap demek veya The book önceki gibi. kitap demek belli. Onun için evet, nekre ve meşhuriyet birbiriyle aynı anlama gelir. Nekre ise meşhur demek. Meşhuriyet de bir de bulmam gelecek mi? Böyle bilinmemek onun sayısal veya etki yönüyle sınırsızlığını gösterir. Mesela ben size desem ki ben dün bir kitap okudum desem. Hangi kitap? Her türlü kitabı kapsamış olabilir bu. Ama ben o kitabı dün okudum.
kitabı el kitap dediğim zaman bir tek kitap kastediyorum demektir. Belli ve tek. Belirsiz, sınırsız anlamına gelir. Kur'an'da çok kullanılır bu. Belirsizlik ve sınırsızlık ifade etmek için rahmeten lil alemin dedi, değil mi? Öyle bir rahmet ki tanımlayamazsın demek. Sınırı yok demek. Rahmeten dediği için. Güzel de Kur'an'ı böyle bu inceliklerle beraber okuyunca ne kadar belli ve ne kadar az kelimeyle çok mana ifade ettiğini insan anlıyor. Ve bunun hani insan ayarlaması, işte maksada göre ayarlaması biraz zor. Çünkü mutlakın konuşması olduğunu anlatacak, ifade edecek belagat özellikleri taşıyor. Şimdi 19. ayetin içindeki ikinci kısma, ikinci cümleye geliyoruz. Yec'alûne esâbi'ahum fî âzânihim mine's-sevâiqi hazerel mevti. Bu cümle müstenifedir. Yani makabliyle bağlı değildir. Ancak mukadder bir suale cevaptır. Şöyle ki. Vaktaki Sami şu ikinci kıssayı temsiliyeyi işitti. Şüphesiz musibetin keyfiyetini anlamak için şiddetli bir meyli uyandı. Vaktaki Kur'an-ı Kerim'in tasvirinden malumat aldı. Musibetzede olan yolcuların da hallerini ve o musibete karşı ne yaptıklarını anlamak istedi. Kur'an-ı Kerim yec'alûne esâbi'ahum fî âzânihim demekle onları kurtaracak bir melce kalmadığını ve necat bulmak hülyasıyla denizde ellerini otlara uzatan boğulanlar gibi semavi top ve mancınıklardan kurtulmak için kulaklarını tıkamaktan maada çareleri kalmadığına işaret etmiştir. Yani aradaki sual şey mi? Sami'nin Keyif. bunların Musibetin keyfiyeti nedir? musibetin keyfiyeti nedir? Onu ben tam anlayamadım ya. Ona cevap oluyor mu ki bu? Ha, bu nasıl bir musibet? Yani bu nasıl bir musibet? Ya öyle bir musibet ki insana bunu yaptırıyor gibi bir. O musibete karşı ne yaptıklarını anlamak istedi diyor ya. Ha, o musibete karşı ne yaptıklarını anlamak istedi. Peki parantez içerisindeki örnek acaba? Daha önce geçmişti bu ayeti çalışırken geçen hafta ya da önceki hafta olması lazım. Sizde yok mu örnek? Ben de var. Senle aynı Aynı same yerde. page'deyiz. Aynı yerde okuyoruz. Necat bulmak hülyasıyla denizde ellerini otlara uzatan boğulanlar gibi. İki ya da üç önceki derste bu örnek geçmişti. Evet. Burası anlaşılıyor herhalde. Ali Bilmiyorum. abi sanki bir yeri arıyordu örnekle ilgili onu yapıyordu. Şu parantez içerisinde, sizde de parantez içerisinde mi? Ve necat bulmak Evet. hülyasıydı. Evet. Denizde ellerini otlara uzatan boğulanlar. Şimdi eğer ellerini de
ota uzatmayıp da kendilerini bırakıverseler yukarıya çıkacaklar. Çıkacaklar. Çok güzel. Ve kurtulacaklar ama sırf ota tuttuğu için yukarıya çıkamıyor. Çıkamayınca da boğuluyor. Kendi elleriyle kendilerini mahkum ediyorlar diye anladım. Yani karanlık içerisinde bırakıyorlar. Kendi tavırlarına dikkat ediyorlar. Vahyin getirdiği manaya dikkat etmiyorlar. Onun için de boğulmaktan kurtulamıyorlar. Bu kulaklarını tıkamak yerine bu ne diyor diye sormuyorlar. Evet. Evet. Sual. Makamın iktizası hilafına Yudhilune'nin yerine Yec'alune kullanılması neye binaendir? El cevap. Yolcular necatlarını intihac ederek hakiki sebepleri arayıp bulmaktan meyus olduktan sonra kulaklarını tıkamak gibi cali ve zanni şeylere müracaat etmek mecburiyetinde kaldıklarına işarettir. Sanki bunu yine önceki haftalarda konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Bu hani parmaklarıyla kulaklarını tıkamak değil, parmaklarını sokmak şeklinde bir incelik olduğunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani aslında ceale hani kılmak eylemek gibi değil mi? Yani parmaklarını kulaklarında kılıyorum. Nasıl çevrilir bilmiyorum. Yani yediholuyor ne direkt şey evet yani sokuyorlar. Dahil ediyorlar. Dahil ediyoruz. Ama burada hani sanki parmaklar kulağın bir parçası haline geliyor gibi bir mana oluyor değil mi? Doğru mu anlıyorum? Yani parmaklarını kulaklarının içinde kılıyorlar. Sanki onun bir parçası haline geliyor. Bir karakter gibi bir şeye dönüşüyor. Yani bunların parmakları kulaklarının içinde içindedir yani. O durumdalar. O durumdayız. Başına baktığımızda ne diyor? Yolcuların necatlarını intihac edecek hakiki sebepleri arayıp bulmaktan meyus olduktan sonra kulak tıkaması gibi zanni şeylere, cali ve zanni şeylere müracaat etmek mecburiyetinde kaldıklarına işaret. Bu necatlarını intihar edecek hakiki sebepleri bulmaktan, öyle bir yola girmekten meyusler. Neye? Nifak var kalplerinde. Onun için ümitsizlikle bakıyor. Ya bu ayetten ben bir işte bütün mesele zaten ayet ya. Kur'an ayetleri geldikçe. Kur'an ayetlerinden ben ne faydalanabilirim demiyor da ne diyor bana bunları bir anlayayım bakayım demiyor. Zaten Kur'an'daki argümanlar ilginçtir. Sana şöyle derler, böyle derler, böyle derler diye. Yani şairsin, mecnunsun, kahinsin vesaire atar uydururlar. Kendini uydurdum, birilerinden öğrendim falan. Ama bu ne diyor demiyorlar. Seni getirdiği mesaj nedir demiyorlar. Şimdi insan sanki Kur'an öyle bir şeyden bahsediyor gibi görünüyor ki, yani ne bilelim biz öyle dediklerini gibi. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindeki insanlar, inananlar, ayet böyle geldiği zaman, ya sana böyle diyen falan yok. Bunları nereden çıkarttın demiyorlar. Hakikaten öyle dediklerini yaşıyorlar. Onun için sahabeyi iyi anlamak lazım. Sahabe soru sormazdı. Sahabe Resulullah ne derse onu yapar. Niye sorsun ki?
sahnenin oyuncususa abi. Orada yaşıyor. Yani bu ayet niye geldi? Ya yaşıyor adam içinde. Oradaki itirazcıların neler söylediğini ayet anlatınca o da zaten ben de gördüm, duydum diyor. Bu anlamda sahabe Kur'an'ın bize sunduğu sahnelerin oyuncuları, çevre oyuncuları, yani ana rolü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yapıyor, alıyor. Düşmanlarından da 3-5 kişi, Mekke'nin ileri gelenleri, diğerleri sahnedeler ve oyunun içindeler. Öyle düşünelim. O zaman anlıyoruz ki Resulullah'a yapılan itirazlar, Kur'an'daki nakledilenler, o Resulullah'ın savaşlarıyla ilgili tasvirler, o günün insanları tarafından, o oyunun içerisinde sahnede bulunan kişiler tarafından yaşanan olaylar olduğu için uzun uzun soru sormaya, bu neye delalet ediyor demeye gerek yok. Burada da münafıkların halini böyle anlatırken, ya bu insanlar için böyle anlamsızlıktan, sıkıntıdan kıvrılan insanlar değil. Sen neden bahsediyorsun deyip de Resulullah biraz da yakıştırıyor galiba. Kendine göre, işine geldiğine göre ayetleri sana şöyle derler, şöyle yaparlar, sen de böyle yap, sen de şu şekilde davran, şöyle hareket et ayetlerini. Ya işte bugün bir ilahiyat tefsircisinin itirazını gördüm de. Yani yaşanacak olayları, yaşanan olayları kendine uygun bir şekilde, kendine yontacak şekilde yorumlayan ayet diye yorumlar yapmış Muhammed. Ama çevresindeki insanlar, ya böyle bir olay yok, sen niye böyle bir olay oldu diye anlatıyorsun diye itiraz etmedikleri gibi, tam tersi Resulullah'ın sadık olduğuna güveniyorlar. O bazı savaşlarda, Hüneyn'de falan, Resulullah ben Allah'ın Resulüyüm gelin dedikleri zaman toplandılar. Ya Allah'ın Resulü diyorsun ama bak perişan olduk biz burada diyen yok. Gerçekten bu Allah'ın Resulü, biz Muhammed'in arkasından gitmiyoruz ki. Resulullah'ın arkasından gidiyoruz. Resulullah olduğunu, onun ayetin olayları tasvirine itiraz etmeyip bilakis daha çok sadakat göstermelerinden anlıyoruz. Resulullah yakıştırarak ayetler ve cümleler yazıyor değil. Öyle olsaydı sahabe dağılır giderdi. Uyduruyorsun sen diye. Beraber yaşıyorlar çünkü. Bu benim dikkatimi çekti de bu bahaneyle paylaşayım dedim. Sahabeyi anlamak biraz düşünmek gerektiriyor. Sahabenin erişilmezliği, sahabenin faziletleri İslam geleneğinde her yerde yaygın. Niye ya? Niye sahabe atlanıldığı zaman, sahabenin nakilleri reddedildiği zaman Resulullah'a ulaşmak mümkün değil der üstad o sahabe hakkındaki metinde. Resulullah'a ulaşmayınca da zaten Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna güvenin sarsılır. Neye? Bakıyorsunuz tarihi olayları anlatan bir kitap gibi geliyor. Bir de Muhammed'in işine gelecek şekilde yazılmış bir kitap gibi geliyor. Eğer sahabe kavramını güzel anlamamış olursak. Evet. Evet, burada duralım mı? Yeni bir yere geçmeyelim bence. Yine bir sual, bir iki sual daha geliyor devamında. Bu kısımla ilgili isterseniz ona haftaya devam edelim. Ne olur.
Abdurreşit abi Mikrofonumuz kapalı, bir şey söylediniz galiba ama. Reşit abiyi uyuttuk zaten. Uyku vakti geldi. Doğru söylüyorsun. Yoruldum. Evet. Yani son yarım saat biraz zorlandım. Yani bu derse de güney yarım küreden katılmak zor oluyordur be abi. Senin için de zor ya. Evet. Evet. Subhaneke la ilmelena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. Allah'a emanet.